Merhaba sevgili yaylar. Sevgili yaylar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Koç burcunda yaşadığımız ay tutulmasının enerjilerini, yoğun enerjilerini bu haftanın ilk günlerinde de hissedebilirsiniz. Özellikle duygusal hayatınızda, sosyal hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda bazı hızlı gelişmeler olabilir. Enerjinizi çok yükselten bir konum Koç burcundaki ay tutulması siz yaylar için olumlu enerjilerde taşıyor. Hafta geneline baktığımızda 20 Ekim'de Mars Neptün karşıtlığı etkili olacak sevgili yaylar. Özellikle aile içi ilişkilerde zaman zaman pürüzler çıkabilir. Bazı enerji harcamada sorun olabilir burada Neptün Mars karşıtlığı. Bu nedenle bazı dürtüsel hareketler nedeniyle karışıklıklar, iletişim sorunları olabileceği gibi evimizde veya ofisimizde suyla ilgili bazı ufak tefek sorunlarla da karşılaşabiliriz. Buna karşı dikkat etmek gerekiyor. Sağlığımız, sindirim sistemimiz ve midemizle ilgili konularda biraz daha bizi zorlayabilir. Eğer kronik sağlık sorunlarımız varsa onlara karşı da dikkatli olmalı. Özellikle beslenmemize daha fazla özen göstermeliyiz. Mars Neptün karşıtlığında ilaç ve alkolle ilgili konular da biraz riskli olabilir. O nedenle özellikle düzenli kullandığımız ilaçlarda dikkatli olmalı. Alkol kullanımını da bir şekilde minimuma indirmeliyiz. 21 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda retro harekete başlayacak. Merkür'ün retro harekette olması özellikle sevgili yaylar sizin için 12. evde olacağı için biraz daha zihinsel olarak içe döneceğiniz, biraz daha hayatı sorgulayacağınız, belki zaman zaman bazı kuşkular, kuruntular içerisinde olabileceğiniz bir süreç olabilir. Tabii bu süreci verimli geçirebilmek için, olumlu geçirebilmek için manevi ve ruhsal konularla ilgilenmek, pozitif konularla ilgilenmek, yardım faaliyetlerinde bulunmak, çevremizde yakınlarımız, bize ihtiyacı olan kişilerle daha fazla ilgilenmek bu süreçte olumlu olacaktır. Olumlu enerjisiyle bizi dengeleyecektir. Aksi takdirde çok fazla kuşkucu, kuruntucu olabilir. Bu da ruhsal olarak bizi zorlayabilir bu süreç içerisinde. 10 Kasım'a kadar Merkür Retro'da olacak. Bazı eşyalarımızı kaybetmek, ufak tefek yakın çevremizdeki veya farkında olmadığımız bazı sözler duymak, bazı sırlarla karşılaşmak ya da bilmediğimiz gizli kavramları daha fazla merak etmek, onları kurcalamak, bir şekilde anlamaya çalışmak bu süreçte bizi duygusal olarak biraz yorabilir. Sevgili akrepler, yaylar 23 Ekim'de de Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesi biraz daha bu konuları öne çıkarabileceği gibi sizin için de belki kendinizi biraz dinleyebileceğiniz, belki sağlığınızla biraz daha ilgilenebileceğiniz, eğer bir sağlık sorununuz varsa onu çözmek için arayışlara girebileceğiniz, bakım, kontrol, şifa çalışmaları yapabileceğiniz bir süreç olacak. Güneş'in buradaki seyrini önümüzdeki bir ay içerisinde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Her durumda sezgilerinizin çok yükseldiği, içgüdülerinizin yoğunlaştığı bir devre olacağı için yaratıcılık gerektiren işlerde de başarılı olabileceğinizi gösteriyor Güneş'in 12. evdeki konumu. Hafta genelinde pazar ve pazartesi günleri ay boğa burcunda olacak. Ayın boğa burcunda olması günlük işlerinizin, rutinlerinizin, birikmiş işlerinizin biraz daha gündemde olacağını gösteriyor. Belki onlarla uğraşırken biraz yorulabileceğinizi, ancak aile ilişkilerine ve işlerinizle uğraşırken karşınıza çıkabilecek ufak tefek sorunlara ve tersliklere karşı da hazırlıklı olmalısınız. Çünkü Merkür'ün retro olması ve özellikle pazartesi günü ilk retroya geçtiği zaman durgun vaziyette olması beklemediğimiz pürüzler yaratabilir günlük işlerimizle uğraşırken. Bir elektronik aletin aniden bozulması, bir haberleşme ile ilgili bir yanlış anlaşılma veya beklediğimiz bir şeyin gelmemesi, gecikmesi gibi konular günlük hayatımızı kısıtlayabilir. Bu nedenle dikkatli olmalıyız ve alternatif planlar yapmalıyız. Salı günden itibaren ay Yengeç ikizler burcunda olacak. Ayın ikizler burcunda olması karşımızdaki kişiler,
eşimiz, ortaklarımız, arkadaşlarımız bu kavramları biraz daha öne çıkaracak. Onlarla olan ilişkiler, belki aramızda yapılması gereken anlaşmalar, konuşulması gereken konular, kararlar bir şekilde daha fazla öne çıkacak. Çarşamba günü de Ay İkizler Burcu'nda oluyor. Çarşamba günü Güneş Burç değiştirecek, Akrep Burcu'na geçecek. Perşembe günü Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Ayın Yengeç Burcu'na geçmesi özellikle ortak işler, yatırımlar, banka işleri, kredilerle ilgili konular biraz daha gündemde olacak. Enerjimizi Perşembe ve Cuma günü maddi konulara daha fazla harcayabiliriz. Cuma günü gökyüzündeki olumlu açılar, olumlu enerjiler bizi destekliyor. İş ve özel ilişkilerde daha verimli sonuçlar alabiliriz. Evet sevgili yaylar, günlük yorumları da takip ederseniz gün gün daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.